Evet arkadaşlar, bir ders videosu daha istenmişti. Hüseyin'in makamından. Çeçen Kızı, biliyorsunuz oyun havası. Tambur Cemil Bey'in bestesi. Peki Tambur Cemil Bey kim? 1873 yılında Fatih'te doğdu. Usta sanatçı babasını 3 yaşında kaybettikten sonra amcası himayesinde büyüdü. Çalışkan, terbiyeli, sessiz bir çocuk olan ve küçük yaşlarda musikiye merak salan Tamburi Cemil, okuldaki dersler dışında özel hocalardan da ders almış. İlk müzik bilgilerini ortaokul sıralarında ağabeyi Ahmet Bey'den almış. Müzik aleti çalmaya karşı ilgisi 10 yaşlarında, keman ve kanun ile başlayan usta ise daha sonra başladı ve ismiyle bütünleşen tambur sazıyla ustalık derecesine ulaştı diyor. Gençlik yıllarında tamburi olarak önüne ün katan başarılı sanatçı, hatırlı kişiler tarafından musiki toplantılarına davet edilmeye başlıyor. Başlanıyor işte. 1901'de annesinin isteğiyle Adile Sultan Sarayı'nın arkadaşı Eflak Nur Hanım'ın kızı Şerife Saide ile dünya evine giriyor. Eşinin aşırı sevgisi, kıskançlığı ve musiki davetlerine gitmek istememesi nedeniyle zor günler yaşamaya başlayan sanatçının oğlu Mesut Cemil bir yıl sonra 1902'de dünyaya geliyor. Evet, müzikteki yeteneğiyle bir döneme damgasını vuran Cemil Bey, tamburun yanı sıra klasik keman, çaylavta ve violonsel de aynı usulde icra ederek bir ekol sahibi oluyor. Evet, bakıyorum. Tabii bir sürü kayıtlı hani böyle besteleri falan var. Evet, bakıyorum. Cemil Bey 1. Dünya Savaşı'nın başlamasının ardından askere çağrılıyor. Askerlik muayenesi esnasında verem olduğunu öğrenen sanatçı, yakın dostu Doktor Hamit Hüsnü Bey'in sanatoryumda tedavi teklifini reddederek yakınlarının tedavi için İsviçre'ye gitmesi konusunda ısrar ve isteklerini de geri çeviriyor. Sözlü eserlerin yanında birçok saz eseri de besteleyen Cemil Bey, ömrünün son yıllarında evinin bahçesinde bulunan ve uzletgah dediği ayrı bir evde yaşamaya başlıyor. Sanatçı 9 Temmuz 1916'da 43 yaşındayken daha hayata veda ediyor. İstanbul'da yaşamını yitiriyor. Merkez Efendi mezarlığındaymış. Evet. Bu şekilde. Şimdi biz Çeçen Kızı oyun havasını çalışacağız. Ben üfleyeceğim. Sonra size solfejini yapacağım yine. Ama biraz hareketli bir şey olduğu için bakalım şimdi nasıl gösterebileceğim bilemiyorum şu an. Dediğim gibi Hüseyin'in makamında. Tekrar diyeyim.
dedim. Burada bir durayım. Hemen solfejini göstereyim. Evet, şöyle hemen gösteriyorum. La si do re mi 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 re mi re mi la mi mi re mi la mi mi re mi la mi re mi la mi re mi la mi re do mi re re do mi re re sol fa fa mi mi re do si si la si sol la si do si do re si sol la la. La si do re mi 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 re mi la mi mi re mi la mi mi re mi la mi re mi la mi re mi la sol fa mi re dedim orada. Re do mi re re do mi re re sol fa fa mi mi re do si si la si sol la si do re si sol la la dedim, devam edeyim. Dedim. Burayı da göstereyim. Şimdi yukarıya çıkarken genelde fa'lar, hani bu şekilde fa diyez olur fa'lar. Aşağı inerken de natürel alır. Dikkat edin. Hani sol, fa, mi diye böyle aşağı iniyoruz ya artık, hani kalın sesleri falan böyle inerken bu natürele alır. Yukarı çıkarken de diyez genelde alır. Şimdi gösteriyorum. Sol la si do re mi fa sol la sol la sol sol fa fa mi mi re do si si sol la si do re si sol la la. Tekrar sol la si do re mi fa sol si si sol la si do re si sol la la. Evet, burayı da hemen göstereyim. Nasıl başladım? Si do re re mi do si do re re mi do si do re re mi do si do si si do re re mi do si do re re mi do si do re re mi do si do si la si do re mi 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 la mi re sol la si do re mi re mi la mi mi re do re do si si do si la sol do si la 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 si do re mi 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 la mi re sol la si do re mi re mi la mi re do re do si si do si la sol do si la la. Evet, o zaman kolay gelsin size. Çeçen kızı Hüseyin'i oyun havası dedim. Arızalar var. Fa'lara dikkat ediyoruz. Fa diyezlerde fa diyez. Natural aldığı zaman ne yapıyoruz? Bu şekilde basıyoruz. Zaten bu sesleri, bu notaları tam bastığınız zaman melodi de aynı şekilde oluyor. Benimle beraber siz bunu çalışın. Ondan sonra benimle beraber
Ben neyiflerken belki biraz hızlı üflemiş olabilirim ama solfejini okurken siz de neyinize eşlik edin bana. O zaman biraz daha hani zamanları oturtarak hani daha güzel üflersiniz. Evet, kolay gelsin arkadaşlar.